Yok, yanında taksinin üç tarzı bir farklar şey yok. Yani çok kötü bir arabaya da binersiniz. Evet. Mercedes'e de aynı fiyat. Evet, şimdi burası katedral. Katedral ne demek? Biliyorsanız belki yaşmışsınızdır Avrupa'da. Bütün kiliseler buraya bağlı. Yani şehirlerde 1000 tane kilise olur ama bir tane katedral olur. Bütün kiliselerin başı burası. Kiliselerde papazlar olur, burada piskopos olur. Yani bütün kiliselerin başı burada oturuyor. Ana kilise bu. Krallık düğünleri de burada oluyor. Hatta bizde de televizyonda gösterdi çünkü kralın 3 tane çocuğu var. Üçü de evlendi. Burada anneanne bu. Kral da evlendiği zaman herkes bu kilisede evleniyor. Ondan sonra halk buraya toplanıyor. Çıkıyorlar. Aşağı iniyorlar. Aşağıda da kraliyet yatı bekliyor. Oradan da kraliyet yatı. Kralın 3 tane çocuğu var. Büyük kızı Victoria. Bu şimdi kraliçe olacak. Eğer bu mesela 40-50 sene evvel olsaydı o kraliçe olmayacaktı. En küçük erkek oğlan krallık ol, kral olacak. Fakat daha sonra önce Danimarka Kraliyet Ailesi bu geleneği değiştirdi. 1952'de bir şey çıkardı, bir kararname çıkardı. Hani artık kadın erkek eşitliği vesaire. Hani niye birinci olan çocuk geçmiyor da erkek çocuğun olması bekleniyor. Ondan sonra önce Danimarka Krallığı bunu çıkarıldıktan sonra bütün Avrupa'daki kraliyet sistemi değişti. Hepsi genelde yayınladı. İlk doğan çocuk kız ve erkek şeye geçiyor, başa geçiyor. Burada da Victoria geçecek başa. Bu Victoria bir tane, ona hep böyle işte kraliyet ailesinden damat adayları aradılar. Bir tane jimnastik salonu sahibiyle evlendi. Ondan sonraki ikinci kızı Amerikalı bir bankacıyla evlendi. Küçük oğlu da buranın böyle bir manken kızı, böyle bir şarkıcı manken bir hanımla evlendi. Üçü de öyle şey dış evlilikler yaptı, yani mavi kan dış evlilikler yaptı. Hepsi burada evlendi. Buradan böyle dediğim gibi, hatta bizi televizyonda gösterdi, en son oğlumuzdan görmüştük. Buradan böyle iniyorlar, oradan da kraliyet yatına iniyorlar. Tabi bütün kraliyet aileleri geliyor böyle. Yani kralların evlendiği yer burası. Bu Gustav Adolf'ta, Gustav'dan bahsettik. Gustav'ın önemli kralları. Şimdiki taş bir aslında Mısır adeti. Mısır firavunları kazandıkları zaferleri simgelemek için dikili taşlar dikerlerdi. Bu adet hepsinde artık geçerli. Gustav'da kazandığı zaferleri simgelemek için bu dikili taşı diktiriyor buraya. Şimdi bir de o tarafa ineceğiz. Orada Balkan'ın çok güzel bir manzarası var. Fakat inip tekrar çıkmak istemeye varsa burada oturabilirsiniz. Granit. Şimdi bu gördüğünüz turuncu renkli gibina Finlandiya kilisesi. Şimdi bakın, burada 200-250 bin kadar ki 35 milyon. İsveç'te yaşıyor çünkü 14. yüzyıldan beri Finlandiya İsveç'e ait. Çerezi verdi. Bu da Finlilerin kilisesi. Buradaki fil kaldırılıyor. Ama burada bir gereksiz değil. Ama bundan sonra kilisesi de yok.
bakın. Şu heykele bak ya. Altında ne yazıyor? Karl 14. Yohan. Gallarda hep öyle. Mesela Danimarka'da hep Hristiyanlar var. Burada Gustavlar var, Yohanlar var. Bu Karl 14. Yohan. Dünya tarihinde çok önemli bir kişi. Önemli bir kişi olmasını sevgili ben sana anlatayım. Bundan bile ver ki Karl 13. Yohan. 13. Yohan'ın çocuğu oldu. Olarak yetiştiriyor. Kuzeni genç yaşta ölüyor. Bakıyorlar kimi kral yapacağız. Buranın dediğim gibi ağabeyleri Danimarkalılar. Danimarkalılar Kalyet ailesinden bir tane prens getiriyorlar. Fakat prens de ölüyor. O sırada bu ne zaman oluyor? Bakın, bu çok enteresan bir hikaye. Bu Fransız ihtilalinden sonra oluyor. Fransız ihtilali sırasında Fransız ihtilali katılan bir Fransız mareşali var. İsmi Comte Bernadotte. Bernadotte aynı zamanda şimdi buradaki kralın soyadı Bernadotte. Bu Comte Bernadotte krallığı o kadar karşıymış ki adam arkasına, sırtına, şurasına krala ölüm diye Fransızca yazı yazdırmış. Dövme yaptırmış. Adamın sırtında krala ölüm yazıyor. Bu Comte Bernadotte çok askeri bir deha amiral. O sırada da İsveç ordusunu modernize etmek istiyor. İşte etrafta bakınırken bu Comte Bernadotte'u duruyorlar. Comte Bernadotte'u gel diyorlar işte İsveç ordusunu modernize et. Bu Comte Bernadotte geliyor burada İsveç ordusunu modernize ediyor. Modernize etme sırasında işte bu ölümler oluyor. Burası böyle bir kral arıyor. Danimarka'dan gelen de adama gel kralımız ol diyorlar. İşte bu kadar basit değil ya. Sonunda kral bir adam kral oluyor. Adamın arkasında da dövme kala ölüm yazıyor. Ve bu adam hayatı boyunca bir kelime İsveççe öğrenmiyor, Fransız. Ve şimdiki krallar da bunun soyundan geliyorlar. O yüzden şimdiki kralın soyadı Bernadotte. Bunun ismi Bernadotte, soyadı Bernadotte ama adam tabii tahta geçince Karl 14. Johann olarak bir evvelki 13.'ydü. Ondan bir evvelki de 12.'ydi. 12. de ondan başka mı bahsederiz? Bizim Osmanlı Sarayı'nda 5 yıl konuk oluyor. Belki başlar. Evet, onu sonra bahsedeceğiz. Yani bu kadar öyle. Fakat bu adam dünya tarihinde tek. Yani adam Fransız, hiçbir İsveç'le ilgisi yok. Tek kelimeyi seçebilmeden buraya kral